Sevgili Erkin Koray, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Erkin Koray'ı çok severiz. Ben de. Bir bağlantı var mı? Bir bağlantı var. Babam hayranıymış özetle. Soyadınız Koray olunca da? Hayır. Aslında küçük bir hikayesi var. Bulgaristan göçmeniyiz. Göç ettiğimizde ailem, babam daha doğrusu Koray ismini seçiyor soyad olarak. Benim aile içindeki ismim Erkin'di zaten. Aa, çok güzel. Biraz resmi durumlar vardı. Sen de seviyor musun Erkin çok Koray'ı? Çok seviyorum. Büyük bir renk Türk popunda değil çok mi? Çok büyük bir renk. Türk insanı için büyük bir renk. Çok güzel. Tanıyalım biraz sizi. Erkin Koray, İstanbul'dan katılıyorum. Bulgaristan göçmeniyim. Özel bir şirkette, deniz taşımacılığı alanında çalışıyorum. Uluslararası ilişkiler okudum. Nereden aklına geldi katılmak? Arkadaşlarımın zorlaması. Onlar teşvik ettiler evet. Seni. Bilgine, şansına güveniyorlar senin. İnşallah yüzüstü bırakmayacağım. Kimlerle geldin? Kardeşimle geldim. Mert. Hoş geldin. Merhaba. Adım Mert. Liseye 2'ye gidiyorum. Abime başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. Hazır mısınız sevgili? Hazırım. Yarışma başlıyor. Çok teşekkürler. Sevgili Erkin, ilk soru. Başına beklenmedik ve olumsuz bir olay gelen kişilerin şikayet ederek söyledikleri söz hangisidir? A. Neden ben? B. Ne münasebet? C. Nereden nereye? D. Bana ne yaptınız? A. Neden ben? Son kararım. Tereddütte olmakta haklıydım. Evet. İkinci soru. Yolda yürürken bir anda çocuk gibi davranmaya başlayıp karşılaştığı kişinin üzerine atlayan biri kiminle karşılaşmış olabilir? A. Patronuyla. B. Mektup arkadaşıyla. C. Çocukluk arkadaşıyla. D. Eski eşiyle. Soruda cevap var. C şıkkı son kararım. Üçüncü soru geliyor. Daha çok eskiden okulda sıra üstünde oynanan parmak futbolunda hangisi kullanılırdı? A. Madeni para. B. Gazoz kapağı. C. Düğme. D. Tavla pulu. İyi bir oynayıcısıydım genel anlamıyla. Hatırlıyorum o günleri. Okulda sıra üstünde. A. Madeni para. Son karar. Sevgili Erkin Koray, dördüncü soru geliyor. Bu ismi söyleme koşuma gidiyor benim. Akvaryumda beslenen balıklardan tombul ve turuncu renkli olanlar hangi isimle anılır? A. Rus balığı. B. Japon balığı. C. Çin balığı. D. Alman balığı. Pek alakalı olduğum bir alan değil. Rus ve Çin olmadığına neredeyse eminim. Japon balığı. B. Son karar. Gayet iyi gidiyorsun sevgili Erkin. Beşinci soru geliyor. Hangi hayvan bilinenin aksine sokmayıp ısırır? Arı. B. Sivrisinek. C. Akrep. D. Yılan. Güzel bir soru. D yılan. Son kararım. İzlediğim belgesellerin işe yarayacağını biliyorum.
Güzel süzgeçten geçiriyorsun. Demek oralarda yani gidiyorsun bir yerlere, değerlendiriyorsun. Çok güzel. Şimdi sesli soru geliyor sevgili Erkin. Dinleyelim önce. Dinlediğiniz şarkı hangi müzik grubuna aittir? A. Moğollar. B. Üçüren. C. Yeni Türkü. D. Kurtalan Express. Ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirci joker hakkını kullanmak istiyor Erkin Koray, sevgili seyirciler. Dinlediğiniz şarkı hangi müzik grubuna aittir? A. Moğollar. B. Üçürel. C. Yeni Türkü. D. Kurtalan Express. Süremiz 10 saniye. Evet seyircilerimiz A diyor. %70 oranında Moğollar. Evet, benim de aklımdaki şık buydu ancak riske atmak istemedim şu noktada. Seyircilere katılıyorum. A şıkkı Moğollar son karar. Teşekkürler. Seyircilere teşekkür ederim. Şimdi baraj sorusu geliyor 15 bin liralık. Kurt Kanunu, Esir Şehrin insanları romanları hangi yazara ait? A. Yaşar Kemal. B. Fakir Baykurt. C. Halit Ziya Uşaklıgil. D. Kemal Tahir. Telefonla joker hakkını kullanmak istiyorum. Telefonla joker hakkını kullanmak istiyor sevgili Erkin Koray. Murat Mestanlar, Pelin Güler, Ertuğrul Aközmek. Evet, Murat Mestanlar. Murat Mestanlar yakın arkadaşım. Çok yakın arkadaşım. Kıbrıs'tan da ev arkadaşım da. Alo. Murat efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Murat, nasılsın? Tamam. Biz de çok iyiyiz. Şu anda Erkin Koray bir soru soracak. Hazır mısın sevgili Murat? Hazırım efendim, buyursunlar. Buyurun Erkin. Murat, Kurt Kanunu ve Esir Şehrin insanları romanlarını kim yazmıştır? Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt. Kurt Kanunu ve Esir Şehrin insanları kitaplarının yazarları. Yazarı. Şıkkı biraz söyleyebilir misin Erkin'cim? Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt. Kemal Tahir kardeşim. Kemal Tahir olması lazım. Kemal Emin misin? Eminim kardeşim, devam. Kemal Tahir. Kemal Tahir. Ben yine de kendimi süzgecimden geçirmek istiyorum. Kemal Tahir. Murat'a güveniyorum. Kendime de güveniyorum. Aklımdaki şıklardan bir tanesiydi. B. Kemal Tahir. Son kararım. $15,000 kazandınız. Çift cevap joker hakkı da kazandınız. Güzel bir durumdasınız sevgili Erkin Koray. Şimdi 30,000 soru gelecek. Nasıl hissediyorsun kendini? Heyecan oldukça dindi aslında. Rahatladın. Çok rahatladım. Biraz da sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Ne mutlu öyle bir şey olduysa. Hazır mısın? Hazırım. Hayatta kimsenin bizim kadar mutlu olabileceğini sanmıyorum. Hangi yazarın intihar etmeden kocasına bıraktığı mektubun son cümlesidir? A. Virginia Woolf. B. Sylvia Plath. C. Jane Austen. De Charlotte Bronte. Virginia Woolf'un genel anlamıyla çok mutlu bir hayat yaşadığını hatırlamıyorum. Okumadım ancak. Yalnız şu an aklıma kesinlikle Virginia Woolf intihar etmiş bir yazar olarak gelmiyor. Diğer ikisine tamamen uzağım. Ne yazık ki.
Bir şıkkı eledim. A şıkkı genel anlamıyla. Ancak pek yardımcı olduğu söylenemez tabii. Ben %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorsunuz. İki tane geçersiz seçeneğimiz gidiyor. Edir Erkin, Virginia Woolf, A, C, Jane Austen. %51 eminim Jane Austen olduğuna. Çift cevap hakkımı da kullanmak istiyorum yine de. %51 çünkü. Çift cevap joker hakkını kullanmak istiyor Erkin Koray. İlk seçeneğiniz. Jane Austen. C, Jane Austen. Virginia Woolf. Hemen eledin. Evet. İntihar ettiği aklımda kalmamış. Oradan şey yapamadım, seçemedim genel anlamıyla. Jokerlerin çok yardım etti. Evet. Saatler filmi vardı. İzlediniz mi? Hayır. Ne yazık ki. İzleseydiniz oradan zaten onun hayatıydı. Virginia Woolf'un hayatı. Aklımda. 30 bin lira kazandınız. Teşekkürler. Biraz amaca ulaşıldı mı? Büyük bir rahatlama oldu 15'i gördükten sonra özellikle. Bu soru yanlış da olsaydı herhangi bir şekilde ben amacıma ulaşmış oldum. Şimdi umarım daha yukarılara gidersiniz. Umarım. Şansınızla baş başasınız, bilginizle baş başasınız. Zorlayacağım. Hazır mısınız? 60 bin lira soru geliyor. Hazırım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Dünya Savaşı sırasında Oppenheimer öncülüğünde 3 yıl gizlice yürütülen atom bombası projesinin adı nedir? A. Rainbow projesi. B. Manhattan projesi. C. Excalibur projesi. D. Jefferson projesi. Niye güldün sevgili Erkin? İkinci Dünya Savaşı. Genel anlamıyla benim en çok araştırma yaptığım, harika, en çok sevdiğim tarihi konulardan bir tanesidir. Büyük şans. Büyük şans. Bu tatlı tesadüf için yani mukadderata çok teşekkür edeyim. Gelmeden önce de atom bombasının ismine bakmıştım. Nereden aklıma geldiyse. Öyle mi? Evet. Ben de 2. Dünya dönemini çok severim. Çok araştırmak çok hoşuma gider. Kısa sürede çok fazla şeyin olduğu bir dönem. Rainbow kesinlikle değil. Ne projesi olduğunu da bilmiyorum. Excalibur eski İngiliz mitolojisiyle ilgili bir kılıç. Herhangi bir ilgili proje varsa onu da bilmiyorum. Jefferson eski Amerikan başkanlarından bir tanesi. İlgili bir proje varsa yine bir fikrim yok. Ancak Manhattan projesi kesin olduğunu zannediyorum. Emin misin? B şıkkı Manhattan projesi son karar. Gerçekten çok güzel bir buluşma oldu. Ve seni 125 milyonluk soruya getirdi. Teşekkürler. Şu anda ne hissediyorsun? Şu anda çok rahatladım. Yani böyle bir sorunun gelmesi beni çok rahatlattı ve mutlu etti. Yine bir 2. Dünya Savaşı sorusu gelirse hiç fena olmaz. Bakalım göreceğiz. 125 milyonluk soru geliyor sevgili Erkin Koray. Teşekkürler. 17. yüzyılda Hindistan'da bir tapınaktan çalınan ve 2. Abdülhamit dahil sahip olan herkese uğursuzluk getirdiği düşünülen elmasın adı nedir? A. Umut elması. B. Çoban elması. C. Agra elması. D. Göz elması. Tarih çok ilgili olduğum bir alandır. Kendime güvendiğim. Aklıma ilk gelen cevap aslında Umut elması. Bir belgeselden veya bir kitaptan aklımda kaldığını düşünüyorum. Niye uğursuzluk getiriyorlar şimdi herkese? Uğursuzluk getiren bir elmasa umut elmasını koymak, satmak için en azından onu kullanmak açısından faydalı olabilir. Artık uğursuzluk nasıl gelmiş? Mantık yürütürseniz. Evet. Agra Hindistan'da. Ben umut elması derdim. Yani bir elmasın eğer bir şekilde uğursuzluk getirdiğine inanılıyorsa onun için umut elması ismini kullanmak çok akıllıca olurdu. Ancak yalnızca
mantık yürütme. Diğerleri hiç tanıdık gelmiyor. Çoban elması şuradan tanıdık geliyor. Yine yalnızca aklımda kalan küçük parçalar. Yine Osmanlı İmparatorluk ailesinden bir prensesle yanlış hatırlamıyorsam ilgili bir elmas vardı ama. Göz elması olabilir mi acaba? Göz, nazar. Evet, Türk aklıyla düşünürsek kesinlikle benim de aklıma geldi. Göz ve Agra bu bağlamda biraz sanki şey olmuşlar, böyle kolay görülebilir cevaplar olmuşlar. Umut elmasındaki ironi cevap için daha çekici olurdu. O yüzden ben ona odaklandım. Ya da Budizm'deki üçüncü göz. Evet, bu bir klişe olacak ama ne yazık ki keşke %50 Joker hakkım olsa dediğim anlardan bir tanesi olacak. Ben neredeyse umut elması olduğuna eminim ama izninizle çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. Sevgili Erkin Koray, umut elması mı diyecektiniz? Evet, umut elması diyecektim. Kısmet, ben jokerleri çok yerinde kullandım. Miktar da gayet tatmin edici. Hiç riske girmek aklına gelmedi mi? Bir önceki o soruda... O kadar güvendiniz evet. Ki umut elmasına. Bir önceki soruda olsaydı belki de. Ama şu an pişman değilim, kesinlikle. Kesinlikle, ben de ona eminim, hissediyorum. Mantık en azından İnsan doğru işledi. Bu noktada doğrusu çıktığı zaman biraz tuhaf ama... duyguya gelebiliyor. Evet. Tebrik ederim. Güle çok güle teşekkürler. Abi. Çok sağ olun. Çok iyi oldum. Allah'a ısmarladık.